Merhaba değerli Habertürk.com takipçileri. Bugün milli sporcu Ayşe Tekdal ile birlikteyiz. Kendisi 23 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda bizi temsil etti. İsveç'te şampiyonluk yaşadı. Çok önemli bir başarı Türk sporu adına. Yürüyüş sporu Türkiye'de çok bilinen bir spor değil açıkçası. Biz atletizmde 100 metre, 200 metre ve daha çok bayrak yarışlarını böyle halk arasında popülerdir ve onları daha çok takip ediyoruz. Ayşe çok önemli bir başarıya imza attı o yüzden. İstiyorsan önce İsveç'te yaşadığın şampiyonluğu anlat bize. Neler yaşadın, neler hissettin, nasıldı? Sonra daha geriye gitmeye başlayalım. İsveç'te çok güzel bir yarışma sonucu elde ettim. Tabii ki çok güzel bir yarışmaydı. Yarışmanın ilk 15 kilometresi benim için çok güzeldi. Hmm. Tabii ki son 5 kilometre biraz zorlanmaya başladım. Ama hiçbir zaman yılmadım. Bir de rakiplerime çok fazla bir fark açmıştım. O da beni çok iyi motive etti. Son 5 kilometreyi de önde götürmeyi başardım ve şampiyon oldum. Onun için çok mutluyum gerçekten. Oradaki hava şartları bizi çok zorladı. Biz bir ay boyunca Rusya'da kampta kalmıştık. Orası daha serin, daha soğuktu. Biz yarışmaya gittiğimizde orası çok sıcaktı. Rüzgar vardı. Bu bizi çok etkilemişti. Onlar olmasaydı biz daha iyi dereceler elde edebilirdik. Ama tabii ki bu derece de çok güzel. Çünkü Avrupa şampiyonu oldum. Çok mutluyum bunun için. 20 kilometre yarışıydı. Derecen? 1.34.47. Aha, galiba ciddi bir fark da attın ikinci evet, sıradaki rakibine. 1 dakika 40 saniye gibi bir fark vardı. Spora nasıl başladın peki? Yürüyüş sporuna direkt yürüyüş olarak başladın. Atletizmde 100 metre, 200 metreyle mi başladın? Küçük yaşta zaten spora gidiyordum. Arkadaşlarım da gidiyordu. Onlardan merak ederek, görerek gittim. Tabii başlarda ailem istemiyordu. Gitme, boşa gidiyorsun, okul oku falan. Ama ben yılmadım tabii ki. Ailemi ikna etmeyi başardım. Gittim. Hala da devam ediyorum. Benimle beraber başlayan arkadaşlarımın hepsi bıraktı şu an. Ama tabii başta arkadaşlarıma çok dalga geçiyordum. Çok komik geliyordu bana. Hani onlar sürekli dalga geçiyordum ama ben başlayınca ne kadar zor bir branş olduğunu ve ne kadar güzel bir branş olduğunu anladım. Ailen destek oldu mu en başta, yoksa başarılı olduğunu gördükçe mi sana destek vermeye başladılar? Onların bakışı nasıl seni yaptığın spora? İlk spora başladığımda babam açıkçası çok yapmamı istemiyordu, gitmemi istemiyordu. Daha sonradan ben başarılar elde ettikçe babam en büyük destekçim oldu. Bir antrenmana gitmeyince bile diyor ki neden gitmiyorsun, niye gitmedin, neyin var, bıraktın mı, bırakma falan diyor. Bir de ben çok büyük bir etken oldum kardeşime. Kardeşim de şu an milli takımda benimle beraber. O da mı yürüyüş dalında? Evet, o da yürüyüş dalında 10 kilometrede. Sen 20 kilometrede madalya aldın, altın madalya aldın İsveç'te. Sürekli 20 kilometre mi koşuyorsun, galiba 10 kilometre yarışlarına da katılıyorsun. Bu sene ilk defa 20 kilometre branşında yer aldım. Geçen sene sürekli 10 kilometre yürüyordum. İlk defa 20 kilometrede yarıştım ve ilk defa öyle güzel dereceler elde ettim. Bir yandan bildiğim kadarıyla üniversiteye devam ediyorsun. Evet. Diyarbakırlısın. Evet, Diyarbakır. Dicle Üniversitesi'nde evet, eğitim görüyorsun. Senin gibi böyle spor yapmak isteyen atletizm veya diğer sporlarda spor yapmak isteyen, profesyonel olmak isteyen kızlara, genç kızlarımıza bir mesajın var mı, tavsiye? Kesinlikle niteliğinde. Ben kadınların eve tıkılıp kalmasını istemiyorum. Hem okuyabilirler hem de spor yapabilirler. Kesinlikle başarının nerede geleceğini bilmiyoruz. Bir yere sabitlenmesinler. Ailelerinin kararları değil, onların kararları daha önemli hayatları için. Kesinlikle kararlarının arkasında durup spora yönelmelerini istiyorum. Voleybolda, basketbolda, atletizmde daha çok zaten kadınların başarılı olduğunu görüyoruz. Evet. Ya ben de kendi adıma da aynı şekilde sana katılıyorum, kadınların sürekli sporda olması gerektiğine inanıyorum. Şimdi İsveç bitti. Çok güzel altın madalyayı aldın. Bundan sonra Doha var galiba. Evet, dünya şampiyonası. Bu nasıl bir yarış olacak? Buradaki hedefin ne? Onlardan bahset istiyorsan bir de biraz. Dünya şampiyonasına Doha'ya gideceğiz. Büyükler şampiyonası. Tabii benim yaşım onlardan çok çok daha küçük. Kendime inanıyorum kesinlikle. Orada çok iyi derece yürüyeceğimi biliyorum. Çünkü yaptığım antrenman çizelgesinden anlayabiliyorum neyi nasıl yapacağımı. Burada başarılı olursan olimpiyatlara evet, olimpiyat barajı denemeyi düşünüyorum.
Umarım orada olimpiyat barajı geçerek 2020 Tokyo olimpiyatlarına kazanmayı. Bayağı iddialısın, Tokyo olimpiyatlarına gidip madalya kazanmak istiyorsun. Evet, kesinlikle buna da inanıyorum. Hedefim hiçbir şey bu. İmkansız değil. Onlar da antrenman yapıyor, ben de yapıyorum çünkü. Sürekli çalışıyorum dedin. Çalışma tempon nasıl? Değişiyor. Bu antrenman programına bağlı bir şey. Haftada bazı haftalar çok yoğun geçebiliyor antrenman programı. Bazen hafif de geçebiliyor ama genelde çok 20 kilometre olduğu için çok yoğun geçiyor. Bir gün antrenmanım 30 kilometre olabiliyor. Yani zaten 20 kilometre yürüdüğün için, koştuğun değil, pardon, düzeltiyorum. Dayanıklılığın çok yüksek olmak zorunda. Evet. Bayağı ağır idmanlar yapıyorsun herhalde. Kesinlikle. Sabah akşam yapıyorum çift antrenman. Buradan iletmek istediğim bir mesaj sponsorlara, federasyona, halkımıza. Ben federasyon başkanımıza ve Turkcell'e çok teşekkür etmek istiyorum. Hem federasyon başkanımızın verdiği desteklerden dolayı hem de Turkcell'imize verdiği desteklerden dolayı. Kesinlikle spora destek olmalılar. Sadece futbolda kalmamalılar. Atletizm, yüzme, bu gibi branşlara da yönelmelerini istiyorum. Bizim ülkemizde sadece futbola yönelik ama farklı ülkelerde bunların okulları var. Daha çok destek görüyorlar. Daha iyi. Biz de o şartlarda niye yapmayalım ki? Teşekkür ediyoruz sana. Ben buraya kadar geldin. Seni tekrar için tebrik ediyoruz İsveç'teki başarından dolayı. Teşekkür ederim. Umarız Doğa'da da olimpiyat barajını geçip bizi 2020'de Tokyo'da temsil edeceksin ve çok başarılı olacaksın. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. So underway the women's 20 kilometer walk here, Tekdala, Turkey. We'll get underway, but first the spotlight on these 21 women. Oh, well, she has a Turkish flag already and breaking out into a smile. Ayşe Tekdal of Turkey coming through to become the European under 23 champion. Fantastic stuff for the Turkish athlete. And the time is going to be around 1 hour 34. Fantastic hard work that she's done all by herself to win that gold medal. And the Turkish fans in the right position, a hug as well by that finish line that she's passed.